Ve atak geçiriyor. Naciye Hanım sormuş. 28 yaşında. Ah benim canım. Şimdi bakın. Efendim söyledim. Yani mikrobiyota dediğimiz bir şey var. Bağırsak florası. Yani bağırsaklardaki e, bakteri popülasyonları, bakteri çeşitleri. Bu önemli bir şey. Şimdi... Her insanın gaytasındaki bakteriler farklıdır. Ancak kron dediniz değil mi burada? Evet hocam. Bakın evet. kronda da kişinin bakteri yüküne bakarak hangi bakteriler var bunların tekrar eski yerine gelmesi lazım. Şimdi kron, morbus kron burada uygulanacak olan kürü söyleyeyim önce beslenmesine dikkat edecek Hüseyin. Süt, peynir, narenciye, portakal, mandalina, greyfurt uzak duracak. Fakat e, yoğurt tüketebilir. Süpürge tohumu, süpürge otu. Bir sürü şey var hocam. Anne sefacıvan perçemi, e... Sarı kantaron karışımımız var. Bir de e, melisa bitkimiz devreye giriyor. Evet. Hı -hı. Melisa da tüyünap yapar. Yani sakinleştiricidir. Bağırsaklar çok hassas ya. Şunu söylüyorum. ister ülseratif kolit olsun, ister kron olsun, ister IBS olsun, hareketli bağırsak sendromu. Bugün insanların %90'ın 95'inde neredeyse Hocam ne yersem şişkinlik yapıyor diyor. Bağırsak problemi var. Bakın. Özellikle morbus kron ve ülseratif kolit hastalarının çok sakin bir hayat sürmeleri lazım. Biraz sinirlensinler, biraz üzülsünler hemen bağırsaklarına vurur. Midelerine vuruyor mesela. Ama ülseratif kolit kalın bağırsağın bir iltihaplanmasıdır. Morbus Crohn, ağızdan anüse kadar bütün sindirim yolunda olabilecek bir e, inflamasyon veya iltihaplanmadır. E, burada dediğim gibi beslenmeye dikkat edecek, acı baharattan uzak duracak. Yalnız bak şunu söylüyorum, e, bakıyorum, ben tüm değerli izleyicilerimize Anadolu'dan işte kendi yörelerinde bildikleri şifa veren bitkileri ve şu hastalığa şu iyi geliyormuş hocam diye gönderiyorlar. Onlardan Allah razı olsun. Yani e, burada bu özellikle bağırsak iltihaplanmasıyla ilgili olarak yazılmış bir iki tane bilgi var. Bu bilgiler bana ait değil. Bunlar yakında çıkartacağımız işte Mayıs ayının sonunda tamamlıyoruz bunu. İlk e, birinci cildini çıkartacağız. Kendi mail adresinizi lütfen telefon numaranızı da yazın. İşte orada bu kronla ilgili ülseratif kolitle ilgili e, gelen 2-3 tane şey var. Hakikaten ilginç. E, tabii ki ben kimyasına bakıyorum. E, emin olduğum zaman kimyasından tabii ki açıklayacağız ve onu kitapta da nedir bulabilecekler evet